Bir diğer önemli konu aslında hayatımızın gerçeği Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Durman bizlerle birlikte olacak. 30 saniyelik bir görüntü var ardından stüdyoda konumuz olacak Burak Bey. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis hayat kurtarır diyor. Kanser hastalarına mucizenin kapılarını açıyor. Kanser hastaları için açılan mucize evlerde ne imkanlar sunuluyor? Erken teşhisin önemi ne? Kanserden nasıl korunuruz? Erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman stüdyoda anlatacak. Birazdan. Hoş geldiniz zamanınızı ayırdığınız için. Şimdi ben sizin teşekkür ederim. Anlatacaklarınız çok önemli. Ben evet. biliyorum derneğinizi ama herkesin daha da çok duymasını istediğim Doktor. bir dernek. Çünkü aslında yeni değil çok çok uzun seneler önce kurulmuş. Yarım asır abi. Evet 45 al. yıl falan diye Yarım, 50 senedir. İşte 50 sene. Ben o zaman da kalmışım. Düşünün 1964 Başka. senesinden beri kurulan bir dernek. O yüzden sizden biraz dinlemek tamam. istiyoruz. Türk Kanser Derneği'ne. Genel faaliyetleriniz Genel gibi. faaliyetlerimizi anlatacağım. Türk Kanser Derneği işte 64 senesinde kurulmuş. Yarım asırı geçmiş. Adı Türk'le şanlandırılmış, e, sivil toplum statüsünde Türkiye'nin en önemli kanser derneklerinden bir tanesi. E, senelerce tabii evrilmiş, çevrilmiş, hastane yokmuş, hastane yapmış, aletler yokmuş, hastane, onları yapmış. Fakat benim başkanlığımda Türkiye Cumhuriyeti'nin belirli sağlık politikaları çok iyi. Bu sağlık politikalarının içerisinde biz ne yaparız'a e, bakmaya çalıştık. Kanser kronik bir hastalığa çevrildiği için erken teşhis hayat kurtarıyoruz. Erken teşhis olabilmemiz için de tarama yapmamız lazım. En büyük gücümüzü taramalara verdik. Bu taramaları farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz ama bir şeye de karşı geliyoruz. Hepimiz aa kadınlar mamografi olması lazım. Aa şöyle olması lazım. Veya erkekler için de başka şeyler dediğimiz zaman nerede ulaşabileceğini söylemiyoruz. Onun için benim Mardin'deki vatandaşım, oradaki vatandaşım, buradaki vatandaşım. Ölümlü. Tamam farkındalık yaptık. Sizler de söylediniz. Git diyoruz ama Bak, nereye, e, nereye gittim? gideceğim? Gideceğim de 6 ay sonra mı gideceğim? Bir sene sonra. Her neyse. Bir periyodunu söylemeniz, periyodik ne kadar olması artı adreslemeniz değil mi bölgesine göre? Doğru. Ne yaptınız bunun için? Biz bunun için bir telefon numarasıyla bizi aradığınız anda şuraya gel buraya git filan da yapmıyoruz. E verelim onu niye Söyleyin vermiyoruz? Söyleyin bize. Tabii. E, 230 e, şimdi verirler arkadaşlar tam numarasını. Şimdi Konya'yı reylisindesiniz, Mardin'desiniz, başka bir yerdesiniz. Siz en yakın yere göndermeye çalışıyoruz. Ücretsiz taramalar. Ücretsiz tabii canım, ücretsiz. E tabii çakıl taşıyla olmuyor bu işler. Çok da yüklü paralar bunlar, binlerce yapmaya çalıştığınız tabii, zaman. Tabii. O zaman ne oluyor? Sıralara koyuyoruz. Yani e, komple her arayınkini o gün yaptırırız diye bir kaide olmuyor ama muhakkak yaptırıyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sizin derneğiniz özelinde e, insanların sağlığına mukabili hem fark yaratmak Tabii. hem de farkındalık yaratmanın e, gönüllü elçilerisiniz. E, sizden gidenler e, bu muayene ücretlerinde devletle entegre bir ayrıcalık yapılıyor mu size? Hayır yapılmıyor. Yapılmıyor mu? Yok ama yapılmalı. Ya, bir sürü şey yapılmalı, yapılmalı ama Ama sizin e, hayır onları da konuşalım yani konuşalım. bunlarla alakalı. Tabii. Keşke e, valla biz e, Sağlık Bakanlığı el ele çalışabilsek taramalar konusunda farkındalığı sivil toplum örgütleri bütün dünyada böyledir Tabii. yani bir eksiklik değildir bu hükümetlerin. Çünkü insan sağlığı e, yok. E, başka şeydir bu sivil toplum örgütü ormazdı yoksa bütün dünyada. Onlarla el ele yapabilirsek esasında daha koordineli daha çok tarama yapmamız lazım. Bütçemiz için de çok önemli. Bakın bugün sıfır evrede yakaladığınız meme kanserinin evet. ayını geçirdik diye söylüyorum. Sıfır evrede yakaladığınız bir şeyi 5-10 bin liraya tedavi edebilirsiniz. Ama dördüncü evrede yakaladığınız bir şeyi gene tedavi edersiniz de 12 Ama milyona daha edersiniz. Çok büyük bütçeler aynen öyle. Maddi, manevi çok büyük travma bunlar. Büyük. Yani öyle böyle değil biliyorsunuz her Yaşadım. ailenin içerisinde. Biliyorum. Ra yani hepimizin dediği evet. gibi doğru, doğru. Yani yaşadık, üstad doğru söylüyor. Ben o yüzden şunu merak ettim. Bunlarla ilgili çabanız var Mesela kendi tespitlerinizin daha kolaylaştırılması için maddi, manevi devlet yetkililerinden Bala münasebetleriniz, kaybetleriniz tabii var. İyi de bakıyorlar. Kimse'nin e, yanlış baktığı bir durumda olmuyor burada. E, ama bu işi bir başka politika haline getirmek lazım. Aslında bizlerin e, bu tür sivil toplum e, kuruluşlarının e, kanun yapıcılar zamanında da belirli görüşlerinin... alınmasında yarar var. Çünkü sonradan öyle olsaydı böyle olsaydı oluyor. İşte bu tarama da bunlardan bir tanesi. Onun için bu taramaları bizim daha düzgün, daha iyi yapmamız lazım. Fakat Farkındalığımız da eksik olduğu için şimdi bizim arabalarımız var. Minibüslerimiz var. Zannediyorlar ki içinde tarama yapıyoruz. Hayır. Bunlar tarama kayıt aracı. Çıkıyoruz ilin ilçe ilçe. O evdeki abimizi, babamızı, bacımızı, kardeşimizi her neyse buna ikna ediyoruz. Ya ey çok sigara içen oluyor. İşte akciğerine baktırıyoruz. Kolonoskopiye bakmaya Bakın tekrar ediyorum. İkna etmek için bir uğraş veriyoruz. Derneğin evet. araçları var. Ambulans gibi düşünelim. Aynen. Tam teşekküllü ambulanslarla kayıt e, araçları. Sizde kayıt ara, hani ben daha basitleştirerek tabii, anlayacakları tabii, gibi tabii. anlatayım ki e, gidiyorlar sizleri kendi ikamet ettiğiniz yerlerde sağlık taraması yapıyorlar bununla alakalı bu çok kıymetli çok değerli çok önemli. Doğru. Bir de şeyi merak ediyorum. Yurt dışındaki e, bu özel derneklerle sizlerin arasında artı eksiler nedir? Var mı? Şimdi Türk Kanser Derneği'nin eşittir Amerikan Kanser Derneği. Tamam. Amerikan Kanser Derneği'nin senelik bütçesi 770 milyon dolardı galiba geçen sene. Onun sizinkini için sizinkini sormakta evet, bir yani, sakınca olacak, olacak mı? Yani işte 5-6 milyonu bulursak evet. çok iyi. Ee, onunla da işte ne kadarını yapabilirsiniz bunların ama kamu statüsünde olduğumuz için arkadaşlarımın gönüllerimin çok becerikli insanlar olduğu için halk sağlığı da olduğu için her hastane, her kurum elinden geldiği bütün indirimleri yapmaya Yapıyor. çalışıyor. Şunu da söyleyeceğim size. Türk Kanser Derneği'ne başvurun. İmkanı kısıtlı olmanız da gerekmez tarama için. Bizim indirimli rakamımızdan yararlanın. Ya indirim var Aa, işte. Çok onun. Hayır, biz bedava yapıyoruz. Ama sizin paranız var belli. Şimdi bana gelir derseniz ki ya Burak'cığım ben de yapmak istiyorum mamografi. Ben sana bedava yapmam. Halkın parasını yemiş olurum. Tabii, Çünkü doğru. paran olduğunu biliyorum. Ama ne yaparım? 3 bin lira yapılacak şeyi sana 700 liraya yaparım. Size nereden ulaşacaklar? Türk Kanser Derneği WW Türk bir Kanser Derneği oradan, da, e, da, oradan iletişim ee, Yani bütün e, şeylerden ulaşabilirler, sosyal medyalardan. Türk Kanser Derneği yazı verseniz herhangi bir yere çıkar. Hı -hı. En sık Peki. rastladığınız, tespit ettiğiniz ihmal ne? Ee, Kadınlarda ayrı, erkeklerde ayrı oluyor. O, o, o ee, Şimdi kadınlar mamografiyi çok erteliyorlar. En sık olan. Çünkü kanser, 8 kızın bir tanesi olabilir. Bizde de prostat var. İkisi de ihmal miydi? İkisi de ihmal. Erken teşhis hayat kurtarır diye tabii. boşuna söylenilmiyor. Gerçekten tabii, tabii. basit bir mamografi ile yani evet. en başından birinci evet. evrede daha evet. benim çok yakın bir arkadaşıma 3 evet. gün önce bir teşhis konuldu mesela. Hemen bir şekilde müdahale edilince çok daha iyi bir sonuç alacağına ben canı yürekten inanıyorum. Tabii ki. Şimdi bir de sizin mucize evleriniz var mesela Şimdi, ondan da bahsedelim. Karamalar çok iyi hallettik. Erken teşhisle halkımızı buluşturmaya çalıştık. İyi bir şey yapıyoruz. Biliyorum gönlüm rahat. Şimdi Anadolu'dasın. Kanser teşhisi kondu sana. Ne yapacaksın? Sistem çok iyi işliyor. Sizi 3-4 büyük şehirdeki onkoloji hastanesine transfer, sevk, ed ediyor. sevk ediyorlar. Burada da çok güzel. Gidebilirseniz o hastaneye kadar orada da her şey çok güzel yapılıyor. Hastalık yatalak bir hastalık değil. Yatalık olmadığı için bir saat kemoterapinizi alacaksınız, gideceksiniz. Bağışıklık sisteminiz aldığınız anda çok düşüyor. Şimdi grip olmayacaksınız vesaire olmayacaksınız çok iyi bakılacaksınız falan var. Bak. Evet otobüs duraklarında yatıyor bu insanlar. Ben 7-8 sene önce bunu kurmanın evvel işte bir hastanenin e, büfesinde bir çocuğun yattığını gördüm. Perişan oldum ağlamaktan. Yapmak bunu muhakkak yapacağım dedim. Babama da söz vermiştim. E, vefatında bunları söylemişti. Beysin. Sağ olun. Ve bir şekilde bürokrasileri açtık. İstanbul valimiz özel izinle açtırdı Mucize Evini. Yani olmuyor bazen de var. Bedava otelde oluşmuyor. Onun için şimdi bunu siz geldiniz kalacak hiçbiriniz yok. Ya 6 tamam. ay kalmanız lazım. 1 sene kalmanız Tabii lazım. Tabii öngörülebilir bir şey değil. 3 gün kalmanız lazım. Şimdi kanser bakım, konaklama ve hizmeti evleri açtık. Burada geçen sene herhalde 8 bin yataklama yapmışız. Maşallah bravo. Şimdi daha çok lazım. Ben Ankara'da yapmam lazım. İzmir'de bir taraftan da, yapmam da aslında lazım. ironik oldu yani. Bravo diyorum da yani ne kadar yaygındı mı hocam ya? Yani? Çok 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 yaygın. Ay. Ya bunu 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 bakın grip gibi bakalım. Kronik tamam dediniz. Kronikleşiyor. Zaten Daha çok şey veriyoruz. Biraz sonra DNA şeyini anlatacağım. Daha da korkmayalım diye. Ama erken teşhis hayat kurtarır. Mucize evlerinden muhakkak halkımızın yararlanması lazım. Eyvallah. Ee, bakın burada otel odası gibi. Odanın içinde her otel işte buzdolabın dolabın oyun buyun duşun her bir şeyim var. Ayrıca Hobi odaların, akşam oturma odaların, kahve odaların, çocuk odaların, dua odaların, hobi odaların, yok langırt oynadım, pimpon oynadım gibi gibi. Çocuklarımıza sınıflar, çok da çocuk hastamız oluyor. Maalesef. Mesela bir tane şimdi var, onu okula yazdırdık. Artık bizle yaşayacak çünkü 6-7 ay. O süreçte sizin e, sevimli kemoterapi kutularınız evet, da var. Onlardan e, da bahsedeyim. Bir tane ben. getirdim size. Şimdi bunun süpermenlisi var, kırmızı kız var. Ya içine koyduğumuz o antipatik serum kutusunu görmemiz gerekmiyor. Ben bunu sırf çocuklar için de yapmadım. Bir detay gibi ama çok önemli. Ya bu bizler için de. İkisi, tabii. Yani şimdi bunun Galatasaray, Feneri, Trabzon'a osu da var. Hayır koyuyoruz. Birbirleriyle başları atışmaya. O bir saat nasıl geçtiğini ve hastalık unutuluyor. Tabi. yani çok bir moral oluyor. Var çünkü. Onun için bunun gibi işte böyle süper benlisi, onlusu, bunlusu gibi. Kameraya çevirelim onu biraz Abi. O, o, şeyi anlatacaktınız hocam, onu da değinelim. DNA dediniz. Şimdi, kanser hastalığıyla bilim adamları uğraşıyor. Yine ben çok sevinçliyim. DNA DNA'larımızın testleri yapılıyordu zaten bugüne kadar DNA testleri. Fakat bunu çok iyi bir yazılımla epigenetik de bize nasıl bir etkisi oluyor? Yani bu DNA'mız ne yapıyor? neresi değişmeli vesaire anlatmak için yine e, Gülsen Hocam e, Londra'dan bir yazılım yaptı hı hı. yazılım sayesinde şöyle bir şey oldu şimdi bunlar da zengin işi 5-10 bin, 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 bin doların olacak para. da bunları bunların yapacağını da, falan evet. da falan da falan da bir anda bu yazılımla bu iş 500 dolara düştü Müthiş. Müthiş. 10 bin dolarlardan. Şimdi benim için her şey ulaşabilir olması Doğru. lazım. Yoksa burada çıkıp neler anlatırım size de. Anlat anlat da halk bir şey zanneder. Tabii, tabii. Ulaşamaz, evet, ne fark e, eder? Ee, bir umut gibi. Güzellemeyi şey. yaptın, git. Yok. Onun için bu da oldu. Onlarla da çalışıyoruz şu anda. 50 dolara indireceğiz bunu inşallah. Çok iyi bir. Yani Farbo evet. kartınla gideceksin bundan sonra mesela. İnşallah 5 sene içerisinde i̇nşallah. hastaneye göstereceksin şeyini. Ben kendimde çok yaptım. Beynimde kolin kalmamış. Onun için kasılmalarım var. A vitamini girmediği için vücudu böyle hapla da olmuyormuş. Şey. Ölmediği için D vitaminim sentezleyemiyor. Bunun için bir o. test mi yaptırdınız? DNA evet bizi... evet ağızdan e, bir tükrükten alınan. Bunları bir şekilde artık çok ucuza indirdik. Parası olan muhakkak yaptırsın. Olmayan para topluyor. Hocam Beraber ne yaptırsın olalım. bir daha söyler misiniz? Yani ne... Epigenetik test. Epigenetik, epigenetik evet, test. Evet DNA epigenetik. Bu testle... Allah korusun diyeceğim ama hani artık çok gerçekçi. Kanser çünkü olursun, kalp evet. hastası olursun, Erken teşhise olursun. söylemez böyle, böyle böyle bir şey yaz. Ama yine de olasılıkları söyler. A vitamini biraz daha bana girmezse ben zaten olacağım şey belli. Ya yani. çok kıymetli bir şey ya. Zaten olacağım Öngörüyor. şey. belli. görüyor. İhtimal dahilinde evet. olasılığı Keşke sana. Keşke çocuklarımıza söylüyor. zamanında yapabilsek inşallah o ucuzluğa gelir de çocuğumuz futbolcu olabilir mi yoksa pimpon mu daha iyi oynarı söyleyecek. Boşu boşuna çocuğu koşturma. Kaç ilgili değil çünkü uygulanabiliyor Yok, bu canım, test. Herkese yani herkes Doğru. 3-5 yaş Tabii neyse gerçekten. bir sürü... Ve ağızdan salgıyla evet. tespit ediliyor. Evet. Müthiş bir şey. Yani bu da bir yeni bir e, bizim için bir bir şey. Sizin numaralarınız şu an ekranda evet. görünüyor. 0856 08 sizlere ulaşabilirler. ulaşabilirler. Ücretsiz sağlık danışma hattı bu. Evet. Ee, bunun içerisinde bakın ikinci görüş de çok önemli. Neden biliyor musunuz? Şaşıracaksınız şimdi. Kaç tane onkolog var Türkiye Cumhuriyeti'nde? Çok var. Ben 2 tane 3 tane biliyorum. Hadi diyelim 20 tane var 30 tane mi var? Bütün Yok Türkiye çok var. Sonunda. Yani bütün Gerçekten hastanelerde. Doktoru. Yani New York'ta bir, bir hastanede mi? 16 bin tane var. Bir hastanede. Tamam. Bizim total ülkede 800 kişi var. Ne diyorsunuz? 800 hocam? kişi her sene 200 bin yeni gelen hastayla beraber ve geçmişleri de koyarsanız bu 800 kişinin 4'ü devlet 400'ü özel olsa bakın zaman lazım. Evet. Bu hastalık öyle şey hastalığı değil, kalp hastalığı gibi değil. Yok, yok. Çoklu doktorum baktı. Malta disiplin bir hastalık. Bir de hocam çok affedersiniz ee, yaşadık tabii herkes yaşa. Şimdi bir şey çekiyor, pet işte. Hı. Onu koyuyor. Hocam diyoruz ne oldu? Diyor ki bunu değerlendireceğiz diyor. Tabii. İşte falan. Yani pat diye çok e, ayrıntı isteyen çok, çok, çok meşak, katli hassas hassas bir şey dediğiniz gibi. Solucu mesela sonra. ben bin dedim sekiz. Amerika'da bir hastanede, yok, bir hastanede 16 bin. 16 bin? Bizde Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamında 800. Ha bin olsun, ben yanlış hani yanlış Ne yani bu, ya, bu? Bu yapacak bin. bir şey yok tabi, doktor buna olması gerekiyor. Promot Terci. etmemiz lazım. Ha, yani Tabii. bu da bir promosyondur ya. Bunu promot etmemiz lazım. Bir yoluyla promot etmemiz lazım. Ben şimdi burslar bakıyorum. Ben biz nasıl yapabiliriz? Yani dairesi bitiren arkadaşlarımıza belirli burslar verebilsek, onları şeye ittirebilsek, onkolojiye ittirebilsek o zaman daha çok doktor lazım. Çok i̇şte, zor bunu bir bunun, Onun için bir daha daha erken teşhis. Bakın az insanız. Yetemiyorlar insan evet. bunlar. Bunun en iyisi yine Amerika mı? Gene Amerika. Bak Tabii. çok enteresan. çünkü Amerika. hadi isim de vermeyeyim. Bilindik birisi aradım. Maya kliniği mi? E, Memorius Long Catering, Maya Kliniği, Andy Anderson. O da çok. Abi gibi. dedim neredesin? İşte biz de hani diyeceğiz ki sen ne yaptın? Biz de onu yapalım falan. Dedi ki Maya. Yani şuraya geliyor. O da çok. Onlar demek ki yine bu işte E, e orası. şimdi bu araştırmayla oluşan ve e, çoklu çalışmayla oluşan bir şey. Ne kadar bütçenizle de alakalı bir şey. Tabii, şimdi onlar ki, tabii. 20 tabii. milyar tabii. dolar, 50 milyar dolar bütçe ayırıyor hastaneler, evet. bütün devlet vesaire hepsi. Bakabiliyorlar. E tabi yani bunlar biraz e, parayla da olan bir şeyler. Ancak Türkiye... Bakın bu İHA'larda vesairelerde sesimizi bir anda yükselttik. Evet. Olmayacak konuların içerisine girebildik ya. Ben inanıyorum bu konularda da girdik zaten. Şimdi çip teknolojisi başladı ya. Evet. O eski bilimin birçok şeyi yıkıldı. Şimdi bizim gençlerimiz pıt diye bir şey bulabiliyorlar. Bakın i̇nşallah işte İngiltere'de DNA'nın yazılım bilmem nesini işte birbirimizi anlamayı yazanını Doğru. bir Türk buluverdi. Ha, Amerika'da yazan yok mu? Hele Hintliler yani yazılım üstadları. İnşallah, Fakat biz gelmişiz oralara ya. Hadi bizim inşallah. gençliğimiz. Vallahi ben çok umutluyum. Eyvallah. İnşallah Bazen inşallah korkuyorum olur. ama. O, o şeyle biz yepyeni şeylerde savaşa evet, inşallah. biz ne Biliriz. kadar çok kişiye yakalayabilirsek o, o yüzden bir daha ısrarla soruyorum şu ücretsiz tarama testlerini ücretsiz, yani ne tabii. yapsınlar bir Size telefonla arayacaklar o kadar tamam Siz ve mucize her evleri sağlıyor her güzeste sağlıyoruz mucize evlerinin görüntüleri zaten dönüyor şimdi arkada izleyicilerimiz farkındadır onların orada bir otel rahatlığında onlara tedavi süreci evet. destek oluyoruz bakın sonra. bir odaya sponsorluk da konuşalım yani odaya bir odaları sponsor etmeye çalışıyorum. Sponsorluk kötü bir isim ama başka isim bulamadım. Ee, yardım diyor. Mesela aile yazıyor. Merhum şu veya merhume şey için şunun adına bu odanın yaşam hizmetleri yapılmıştır diye. Çok da az bir parayla yapıyoruz. Bakın alınan duanın tabii, size tabii. anla tamam. Tabii tabii. Üstat bugünün şartlarında sosyal ve ekonomik şartlarında konaklamanın maliyetleri zaten başlı başına altından kalkılabilecek yükler değil. Aslında. Allah razı olsun. Diyorsunuz ki geliyor 6 ayda kalabiliyor, şey üç ayda. Oluyor. Yani bunu. Hatay'dan sağlamış, şimdi onu... dün ayrılanlarımız var Hatay'dan gelip 9 aydır bizlele. Dokuz pansiyonda ay. Pansiyonda kalsan canın Tabii. yetmez yani. Ha Yok. pansiyona gitsen. 10 ya gün kalamaz. En kötü yere gitsen <laughs> paran yetmiyor. İşte yetmez onu bir diyorum Allah razı olsun. kanser tedavisi çok uzun yani. bir süreç. Peki Onun destekler için. için buradan bir şey söylemek ister misiniz? Valla destekler için bakın mucizevilerine çok destek var. Bu bir olgu halinde. Şimdi İzmir'de otel kiralıyoruz, İzmir'de onu yapıyoruz. Antalya'da deprem zedelerimiz var. Yani mucizevi için 5 lira 10 lira 5 liralar kalmadı şu an ama evet. yani 50 lira 100 lira diyeyim yani. Hiç kimse ne olur şey yapmasın. Ya dilenciyi sallasanız üzerinden 20-30 bin lira çıkıyor bugün bazen evet, bizim evet. kasamızda 1 lira olamıyor. Bizim bakın yüzlerce kişi kalıyor bunların bu hiç yemek ya su içecekler en azından değil mi? Yaşın. Tabii yemeği de var doğru yani bir yemeği. Yani bir mesela şişhanedeki yerin su masrafını bilseniz. Söyleyin. 7-8 bin lira yalnız insanlar evet. su içiyorlar ya herkes 500 lira gönderse susu biter. Elektrik 20-30 bin lira geliyor. Ben şimdi niye elektrik parası ödeyeyim ya? Artık Doğru. alınmaması lazım bu elektriğin. Haklısın ince. işte onları söylüyorum. Elektrik yani. e, En azından diyorum. sembolik olsun gibi evet. mesela. Daha yani çok atıyorum. yeni biliyor musunuz? ticaret Ticarethaneden iş yerine çevrilebildik. Bir de zamlı ödüyorduk. Siz ticarethane olarak mı geçiyorsunuz? Tabii tabii canım. Yani bürokratik şeylerimiz var. Aşıyoruz ediyoruz. Onlar da her işin hadi zorluğu diyelim. Aşıyoruz ama ben biz halk tarafındayız. Halkın desteğine ihtiyacımız var. Onun için 3 lira 5 lira demesinler. Lütfen göndersinler. Lütfen gelip görsünler. Nereye göndersinler bu Türk Kanser Derneği'nin tamam. resmi hesapları var. Bakın şirketlerimiz içinde ya 5-10 bin liraların lafı kalmadı. Vergiden de düşebiliyorsunuz. Hı hı. Vergiden düşerek gönderin. Hep beraber bakın ben diyorum ki hayatta her şey bekleyebilir. Doğru. Ama sağlığımız bekleyemiyor. Parasız plan yaşanabiliyor. Sağlıksız yaşanamıyor. Bir de bu hayata İyi yaşamak, iyi doğmak, iyi ölmek için de geldik ya. Yani işlerimizi hep beraber doğru düzgün yapabilirsek, iyi farkındalıklar yapabilirsek, sizin gibi kanallarımız sayesinden buralarda bunları anlatabilirsek, ulaşılabilir olduğunu anlatabilirsek ve ne olursunuz sizler Türkiye'nin en önemli programlarını yapıyorsunuz, sivil toplum hareketlerine dikkat edin. Hepsine dikkat edin doğru, demiyorum doğru. ama kimler nedir dikkat edin. Haklısınız. Ve inanın böyle zamanlarda torpil bulmaya çalışmayalım. Şurada halka bir şey anlatabilirim. Kesinlikle şey. katılıyorum. Yani sizlerden de gelsin. El ele olalım ya. Doğru. Türk Kanser Derneği ya burası ben bugün başkanım yarın siz olursunuz başkan. Bizim her an bizde bunlardan biri olabilme potansiyeli var olmakla birlikte bizim kendi insanımıza insan değerler üzerindeki çok saygın bir durum. Ee, bunu biz program olarak birçok konuda yapıyoruz ama bunu da üstadın söylediği gibi biz alalım kaydedelim mümkün olduğunca e, insanlarımıza hizmet eden bu derneklerimizi kendi jargonumuzla tanıtalım o yaya destek isteyelim. Bir de biz devamlı şunu yapıyoruz bütün firmalara şirketlere büyük küçük sözleniyorum yapıyoruz zaten mesela kanallı için başlayalım hı hı. geliyor bizim ekiplerimiz hanımlara beylere sağlıklı yaşam Senin ne yaparsın ne edersin evet nasıl yapman lazım, ne zaman yapman lazım, nasıl yaşaman lazım. Bakın kanser 8 ile 12 senede hücrenin bozulması. Terörist yani. Hani beyni yıkanıyor evet. adam öyle terörist. Biz bozuyoruz, biz yapıyoruz yani. Şuna bakacaksın. Ben ne yapıyorum 8-12 senede bu hücreyi bozuyorum. Birincisi soluyorsun hep. Havanı değiştirmeye çalışamıyorsan, o biraz zor. Hı hı. En son sonra ne yapıyorsun? Yiyorsun. Evet. Ya can boğazdan gidiyor. Ne olursunuz e, ya insanlar, geliyor. Evet. bilinçlendirme de <laughs> yapmak, evet. işte, yapmak zorundayız. Canlısı evet. beslenen boğazdan veriyor işte löpülü löpülü yutunca. Bilinçlendirme de yapmak zorundayız. Onların da farkına zorundayız. varmak zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Özürüz. Sağ olun. Var olun. Ee, Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Durman bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz ardından buradayız.